Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tigurus, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tank klasını konuşacağız. Tank klasında neler yapacağız? Nelere vermemiz lazım? Armorlarımız nasıl olmalı? Onları göstereceğim. Şimdi arkadaşlar, öncelikle tank klasını kullanıyorsanız PvP'de konstrüksiyona vermek zorundasınız. Konstrüksiyona verdiğinizde bakın, bu konstrüksiyon size tamamen health veriyor. Bakın altta 3900, 3900 böyle artıyor, 5000, 6000 vesaire de cons gidiyoruz. Çünkü biz tankız abi, hem PvE hem PvP'de all health, yani bütün aldığın healthler daha fazla health veriyor. Max health %10 of your physical armor diyor. Sürekli burada kritik damage taken'ı daha fazla şey yapıyorsun, -10 kritik alıyorsun. Bu şekilde işte armor'un %20 artıyor. %80 -%80 damage full health'liyken daha az alıyorsun. Duration stunlara karşı daha da direnç oluyorsun. Full konstrüksiyon gidiyoruz abi bak. Full konstrüksiyon. Tank asıyorsak full konstrüksiyon gidiyoruz. Tank klasında bu şekilde. Şimdi tank klasında hangi skill'lerimiz var? Hepinizin zaten gördük. Klasta skill'lerimiz var. Şimdi ben tank olduğum için benim için önemli olan ne biliyor musun? Adamı yere düşürmek, adamı stunlamak. Mesela bir de defans vermesi. Mesela bu 8 saniye boyunca damage'i %30 azaltıyor. Şimdi ben ne yapıyorum? 10 kişi PvP'de değil mi? Bak bana saldırıyor. Gel abi sen. Tankım ben abi. PvP'deyim bak. Gel abi sen. Var mı bir tane daha? Sen de gel abi. Tank klasıyım. Hepsi bana saldırıyor değil mi? Saldırır. Abi yeter artık diyorum, 10 kişiye PvP'de bir koyuyorum, adamların tillağı şaşıyor. Bu sırada zaten DPS'leriniz varsa hepsini şey yapıyor. Ben hiçbir şey vermedim, bana vuruyorlar ama genelde PvP'de bu skill'leri kullanıyorum tank klası olarak. Bir de shield'iniz daha fazla dojlama yapıyor, daha fazla artıyor direniz. Mesela geldi, adamların hepsi bana dalıyor. PvP diyeceğim. Tak 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 tak. Çat koyuyorum. Biraz şöyle bir suyu skill yapıyorum. Onları yere düşüyorum. Bak ondan sonrası PvP'de arkadaşlarınızla. Ya da oradan direkt heavy attack bu şekilde ilerleyebiliriz. Şimdi armor'a geçelim. Armor'da abi bütün heavy kullanacağız. Neden heavy kullanıyoruz biliyor musun? Onu açıklayayım. Konsa verdik. Tamam. Heavy kullanmamızın sebebi şu. Bakın abi. Heavy olduğu zaman diyor ki armor'un dodge'un yavaşlar diyor, kaçamazsın diyor, ama block stability'in %15 artar diyor. Anladın mı? Sen zaten blokçu olduğun için %15 artması lazım. Debufflar %20 daha çok geçer falan diyor. Tam tank klasını yapacağız. Full heavy armor giyiyorsunuz. Ha, bu arada konstrüksiyon ağırlıklı ve STR ağırlıklı gelin. Çünkü sizin kullandığınız silah sword abi. Bakın sword'da ne diyor? Strength'i diyor kullanacaksın kardeşim diyor. Bak. Atıyorum 2-2 atıyor, gördün mü? Yani şöyle yapabilirsiniz. Cons artı dexterity. Ay pardon, cons artı. Mesela bunu cons taktınız. STR giymeniz lazım. Aa bak böyle itemler. 8 strength veriyor, 5 tane cons veriyor. Senin hem health'ini fazlalaştırıyor hem de damage'ini fazlalaştırıyor. Sonuçta tank olacağını, hiç vuramayacağını diye bir kaide yok. Tankın yanına ne kullanabilirsin? Abi sen zaten tanksın. Tankın yanına lifestop'u alırsın. Örnek veriyorum. Tankın yanına. Lifestop mı aldım ben? Yok, lifestop'u alırsın. Lan üstüm çok dolu. Şunları bir atayım. Tankın yanına lifestop'u alırsın. Kendini. Lan firestop almışım bunu. Böyle bir şey yapsam herhalde. Ben lifestop olsam kullanırdım. Lifestop kullanırdım. Ya da sen tanksın, PvP'de senden kaçıyor ya. Kaçmaması için gereken ne yapabilirsin? Uzaktan vuran bir yay masket alabilirsin mesela yani. Ama tanksan, eğer ki tank kullanıyorsan life stat'ı arttır derim. Çünkü adamlar işte, heal atarsın kendine. Tanksın sonuçta, burada kasıyorsun. Tankın healini atarsın. Arkadaşlarını heal verirsin. Kendine heal atarsın. Sonra yine tank olarak skill'in olduğu zaman devam edersin. Hem uzaktan vurmana da yarar bu adamlara. Bu şekilde tank kasabilirsiniz arkadaşlar. Tank klasında bu şekilde açıklamaya çalıştım. Neden STR, neden comms, neden heavy, bunları anlatıp da zevkinize göre de düzenleyebilirsiniz.
Ama en OP'si şu R skill'i, geriye at adamları çok güzel oluyor. Böyle PvP'de 5 kişi geliyor, bir atıyorsun geriye hepsi kalıyor. Evet, bu videoda böyle tank klasını işledim elimden geldiğince. Bu arada bunların hepsi kapalı betada 60 saatin üzerinde oynadığım için deneyimlediğim şeyler. Yani oyun açıldığı zaman herkes bu videoyu izlediğinde sen böyle yaptın demez. Böyle devam edelim şimdilik. Abone olmayı unutmayın. 29 Ağustos'ta oyun açıldığında daha güzel içerikler, daha güzel videolar üreteceğim inşallah. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.